Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize mutlu günler. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet, 1.40 açık beta sürümünden devam ediyoruz tabii ki. Gördüğünüz gibi şöyle kombi yaptım arkadaşlar. Ön tarafta Mitchell, aynen bu şekilde güzel bir kaplama. Arka tarafta da Goodyear, gayet hoş oldu diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaplamamız var. Aynen. Neredeyiz hemen ona da bir bakalım. Evet, Varşova'dayız arkadaşlar. Varşova'dan Gdansk'a gideceğiz. Aynen bu şekilde gayet lüks bir şehir, öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bakabilirsiniz, gayet güzel böyle görüntü, işte gökdelenler vesaire. Bayağı bir şey, aracımız da Iveco. Bayağı bir başarılı bir kaplama gerçekten. Aracı daha da bir güzel gösterdi. Burada işte Polat ETS2 yazıyor camda. İçeride Mitchell. İçer tarafa da geçeceğiz tabii ki. Şöyle. Evet, aynı şöyle dörtlerimizi kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle iç kısmında aracın bu şekilde. Evet, bu arada hız sabitleme, biliyorsunuz acil frenleme sistemi vardı. Geçen sefer göstermiştim. Bir sefer daha yaptım kayıttan sonra. Şunu buldum tabii ki, hız sınırı yapmanıza gerek yok, yani sabitlemeye gerek yok. Bu ayar bu şekilde kaldığı sürece, yani iptal etmediğiniz sürece, isterseniz 90'la 80'le 40'la bile gitseniz direkt frenleme sistemi otomatik olarak devreye giriyor arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Aynen gördüğünüz gibi iç mekanda gayet güzel. Şöyle bismillahirrahmanirrahim dedik, aracımızı çalıştırdık. Aynen bu şekilde gerçekten güzel bir araç. Şöyle dış tarafa geçersen, evet gördüğünüz gibi şöyle düşük şasi yapalım. Hemen böyle ön tarafı düşürdük. Evet arkadaşlar, böyle aracımızda bu şekilde gördüğünüz gibi farlar falan gayet güzel. Evet, dilerseniz artık yolumuza çıkalım. Haydi bakalım, bismillah dedik. Evet, el frenini indirdik. Herhangi bir yükümüz yok. Evet, yük almadım yani, öyle söyleyeyim. Evet, serbest dolaşıyoruz. Tabii bu arada ben beta sürümünü size paylaştıktan sonra iki tane güncelleme geldi arkadaşlar oyuna. Onları da söyleyeyim. İki tane güncelleme geldi. Bir tanesi hemen hemen 250 kilometre diyor, kafa gitti. 250 megabayt, öbürü de 150 megabayt, yani 400 megabayt falan bir güncelleme geldi. İçeriğine tabii ki bakamadım. Neyle ilgili? Muhtemelen hatalar var oyunda, öyle söyleyeyim. Mesela ben Avusturya'dan herhangi bir şehir aldığım zaman maalesef kilitleniyor oyunu. CTRL alt delete de kapatmak zorunda kalıyorum. Yani öyle söyleyeyim size. Bazı yerlerde sıkıntılar varmış. Tabii siz de yazıyorsunuz, sizden gelen şeylere de bakıyorum hatalarla ilgili. Herhalde onlarla ilgili bir düzeltme olabilir. Evet, yeni güncelleme aldı hemen oyuna girdiği için. Ben tabii ki bakacağım. Şurada bir duralım. Şöyle size bir kısa bir, evet gördüğünüz gibi dörtlüleri yaktı. Sistem otomatik olarak durdu. Evet, şöyle dilerseniz Varşova'ya şöyle bir havadan bakalım. Aynen gördüğünüz gibi gayet mükemmel bir yer. Yani limanı, her şeyi var. Bu şekilde de bakabiliriz. Evet, garajlı vesaire ama şu görüntü gayet başarılı diyebilirim arkadaşlar. Yani kaliteli olmuş. Bizim aracımız da şu anda burada. Haydi bakalım, devam edelim. Evet, gene kırmızıdayız zaten, sıkıntı yok. Gayet başarılı olmuş arkadaşlar Varşova şehri. Ama dediğim gibi Avusturya'ya şimdi bakmayacağım. Ama bu kayıt bittikten sonra özellikle kontrol edeceğim Avusturya'yı. Bakalım o sorun düzelmiş mi, ona da bakacağız. Ve ondan sonra artık sırada Amerikan Trucker arkadaşlar.
ETS2 serüveni şimdilik burada bırakacağım bu bölüm. Full versiyona kadar. Ve şimdi tabii ki American Truck Simulator'da biliyorsunuz 1.44 beta sürümü çıktı. Onda da bir şöyle güzel bir sefer yaparız. Özellikler zaten aynı özellikler. Biliyorsunuz. ETS2'ye gelen özellikler aynı. Orada da Kaliforniya yenilenmiş. Şöyle bir Kaliforniya. Evet, ben şu anda bıraktım. Frenle basmıyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak. Yani hiçbir şekilde devreye sokmaya gerek yok. Acil fren sistemini bir defa yapmanız yeterli arkadaşlar. Hangi aracı alırsanız alın. Yani ben bunu tesadüfen buldum. Şu anda test ettik. Hatta bir daha test edelim. Frene bastığım zaman sarı bir şey oluyor zaten. Evet, görüyorsunuz. Hop, dörtleri yak. Evet, mesela ben şu anda arkadaşlar kodu zaten açıklama kısmında bulacaksınız. Bırakmıştım açıklama kısmında. Geçen sefer bütün kodları oraya da bıraktım. Evet, ben şimdi normalde frene bastığım zaman evet gördüğünüz gibi sarı bir şey çıkıyor. Yani frenleme sistemi resmi çıkıyor frene bastığımız zaman. Ama tabii ki şimdi şöyle bir tekrarlayacağız. Yani kodu aktif ettiğiniz sürece istediğiniz aracı alın. Bütün araçlarda geçerli arkadaşlar. Bunu da ben tesadüfen bulmuş oldum. Size de söyleyeyim. Yani geçen seferki kayıttan sonra bir kayıt daha şöyle bir yaptım. Ayarlamadan yani aynen tesadüfen bu şekilde bulmuş oldum arkadaşlar. Evet, şimdi iyi bakın. Ben gene şimdi şu araca yanaşıyorum. Hız sabitleme yok. Frene bastığımız zaman biliyorsunuz sarı ışık yanmıştı. Evet, şöyle devam ediyorum bakın. Hiçbir şekilde frene basmıyorum. Ve gördüğünüz gibi otomatik olarak frene bastı. Evet, yani bir defaya mahsus arkadaşlar, siz de o kodu girdiğinizde artık bütün araçlarda geçerli oluyor. Bir de şöyle şu aracın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten de mükemmel oldu araç kaplaması. Tabii aynı şekilde arkası da olsaydı böyle şekli Michelin güzel olurdu ama biz de kombi yaptık. Önemli değil. Bundan sonra inşallah şöyle araçtan inme gibi özellikler gelir. Evet, tabii ki diğer taraftan da müthiş oyunlar gelecek. Sizden gelenler bölümünde her türlü Android oyunu paylaşıyorum biliyorsunuz. Hatta Shadow Fight 2 oyununu paylaştım sizden gelenler bölümünde. Onun bugün bir kardeşimiz daha yazdı, Eren kardeşimiz. Abi Shadow Fight'ın 3 olarak da çıkmış. 3, onu da ileride sıraya koydum. Bakalım. Onu da videosunu çekeceğim. Yani efsane videolar gelecek arkadaşlar. Yani arada böyle sizden gelenler bölümünden tabii ki veriyorum o bölümleri. Çünkü farklı bir bölüm o. Her türlü oyun var onun içinde. Daha değişik oyunlar da var tabii ki gelecek olan. Ama önümüzdeki hafta mükemmel bir seri gelecek ama tabii ki bayram olduğu için bayramdan sonra özellikle arkadaşlar efsane. Herkesin de kandili mübarek olsun. Hazır yeri gelmişken buradan bütün
kardeşlerimin, herkesin buradan Kandil'ini kutluyorum arkadaşlar. Rabbim seneye de görmeyi nasip etsin diyerek yolumuza devam ediyoruz. Evet, nasipse tabii ki Mayıs-Haziran ayında müjdesini vermiştim zaten. Tek ağızdan cevap alıp Universal Truck Simulator da çıkacak. O da zaten mobil de olsa şu anki görüntüden pek bir fark olmayacak. Sadece onun ekranı daha dolu, öyle söyleyeyim. Ekran aynı bu şekilde olsa hiçbir kimse anlayamaz arkadaşlar, biliyorsunuz. Universal Truck Simulator'u ETS2 Android olarak nitelendiriyor herkes. Ben de dahil buna, öyle söyleyeyim. Evet, her şey mobile döndüğü için aynı sorun orada da var arkadaşlar maalesef. Telefonunuz modeline göre oyun değişebiliyor. Yani her telefonda her oyun oynanmıyor maalesef. Bunu da biliyorsunuz zaten. Çoğu bununla ilgili de sizden mesajlar alıyorum ama ona zaten benim yapabileceğim bir şey yok. Tek yapmanız gereken telefonu değiştirmek arkadaşlar. Bu da kendinizi ayarladığınız zaman tabii ki telefonu değiştirirseniz eğer, o zaman bu sıkıntılar da sona erecektir. Bunu Universal Truck'tan dolayı da söylüyorum. Çünkü belli ki bayağı bir yüksek GB'lı bir oyun olacak. Telefonun RAM'ini yorabilecek bir oyun. Çünkü bayağı bir teferruatlı, öyle söyleyeyim. Yani en azından bu şekilde iyi oldu. Gördüğünüz gibi acil frenleme sistemi devreye giriyor arkadaşlar. Yani herhangi bir şey yapmaya, hız sabitlemeye gerek yok. Vay, evet, görüyorsunuz. Obaya geldik. Evet, inekler falan burada. Oo, evet, tren de geçiyor. Tam da trene denk geldik. Evet, atasözü gerçek oldu. Öykücünün trene baktığı gibi derler ya. Biz de tam inekleri geçtik. Tren de geçti arkasından. Evet, gördüğünüz otomatik olarak, yani onunla bile gitseniz hemen fren sistemi devreye giriyor arkadaşlar. Aynen, görüyorsunuz. Bence güzel, yani olabilir. Bazı insan frene bile geç kalabilir ama bu sistemle gayet güzel. Zaten bastık şasi, biliyorsunuz onu göstermiştik. Aynen şöyle. Eskiden ilk ayarda, yani öyle söyleyeyim, 10'la falan 50'yi geçince hemen normal standarda geçiyordu. Ama şimdi o problem de aradan kalktı, o kodları girdikten sonra basık şasi, istiyorsanız arka taraf aşağıda da olabilir, yani bir tarafı, ya da isterseniz normalde gidebilirsiniz, sıkıntı yok. Atamaları zaten göstermiştik. Eğer ilk defa izleyen kardeşim varsa bir önceki videodan ulaşabilirler. Tuş atama nasıl olduğuna bakabilirler arkadaşlar. Olmazsa o videoyu da linkini açıklama kısmına koyarım. Ulaşmak isteyen kardeşlerim oradan ulaşabilirler. Evet, şöyle gayet güzel, sanki böyle köyün içinden gidiyoruz gibi güzel bir görüntü var. Bu arada tabi Truck Simulator Ultimate ile ilgili de çok soru geliyor sizden. Evet, maalesef bundan sonra, özellikle iki oyun çıktıktan sonra, ben Truck Simulator Ultimate'in pek oynanacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü çoğunluk, böyle söyleyeyim, Truck Simulator Ultimate'de yollardan zaten şikayetçiler.
o sorunla ilgili birçok mesaj alıyorum. Tabii ki her o sorunu gönderen kardeşim yeni oyunlar arayışında tabii. Bu da Universal Truck ve Truck Airsoft Avrupa 3 oyunu çıktı mı? Bu sefer tabii ki Truck Simulator Ultimate tamamen devre dışı kalacak arkadaşlar. Bunu da zaten söylemeye gerek yok aslında, hepiniz biliyorsunuz. Bu arada arabanın bir ağırlığı var arkadaşlar. Iveco gerçekten güzel. Benim hoşuma gidiyor. Yani bütün modeller güzel arkadaşlar. DAF da güzel. Iveco güzel. Iveco'nun yeni modeli var. Onu da inşallah oyunda görürüz. O da gerçekten güzel. Hatta DAF'ın yeni çıkan modelini anımsatıyor. Görüntüsü değişik bir tır. Siz, benim ne demek istediğim anı, ben şu anda modeli aklıma gelmiyor. Evet, tam gördüğünüz gibi gişelerde çarpmayalım diye demire araç hemen fren yaptı. Evet, gerçekten de araç orijinal oldu. Evet, bir de bakalım şöyle ne kadarlık bir yolumuz kalmış. Yaklaşık 148 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Tabii ki yolumuza devam ediyoruz. Müzik açmıyorum arkadaşlar. Takılma oluyor. O da güzel olmuyor. Ama gayet iyi gidiyor şu anda dinlemeler. İnşallah beğenmişsinizdir albümü. Bayağı bir fren sıkmış burada araç. Motoru kaybetmiş. Şuradan bir benzin de alalım arkadaşlar. Evet, şuraya inşallah şöyle araç çıkama da gelir. Yemek yeme de gelir. SCS isterse yapar arkadaşlar. Mesela burada araçtan inip benzinimizi de kendimiz doldursak daha güzel olur. Şurada market var mesela, gidip oradan yemek alabiliriz. Bunlar Truck Simulator'da olan şeyler. SCS'nin de yapmayacağı şeyler değil. Şu frenleme sistemine kadar yapan şirket, ekip diğerini hayli hayli yapar. Evet.
sol taraf boş. Evet, bu mıcırlı yollar arkadaşlar, özelliği bilmeyenler için söyleyeyim. Şu asfalt yolda kaymalar çok oluyor. O da neden? Egzozdan dolayı normal araçların egzozları komple asfalta yapışıyor. Yağmur yağdığı zaman da, ilk yağmur çok önemli. Bu direkt tekerleklerde kayma yapıyor arkadaşlar. Ama mıcırlı asfalt olduğu zaman kaymayı önlüyor asfalt ve sizin daha rahat gitmenizi sağlıyor. Bunu da bir dipnot olarak size söylemek istedim arkadaşlar. Hazır yeri gelmişken, çünkü görünmeyen birçok egzozdan çıkan pislikler var. Egzoz dumanı. İçinde yağ, her şey var tabii ki onun. Bu sefer yere yapışıyor. En ufak bir yağmurda, dediğim gibi, bir fren sıktığınızda lastikler kayabiliyor. Araba da bu sefer kontrolden çıkıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi biz zaten 10 metreye ayarlamıştık, biliyorsunuz. Evet, fren yapmıyorum zaten, otomatik olarak freni yapıyor. Gördüğünüz gibi 10 metre olduğu zaman otomatik olarak fren sistemi devreye geçiyor arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi size söylemiş oldum. Bakın burada da aynı şekilde şöyle bazı boşluk oluyor. Aynen. Durduk. Evet. Arkadaşlar, OMSI serimiz gelecek. Onları da yüklemeye başlayacağım yavaş yavaş. Onlar da sessiz kayıt olacak arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Varşova çok güzeldi. Bakalım Longs muydu? Öyle bir şey burası. Longs muydu? Bakalım burası nasıl? Varşova şehri gerçekten süperdi. Gökdelenler falan. Evet, son artık 40 kilometre arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi otomatik olarak devreye giriyor sistem. İki defa 4'lere bastınız mı direkt 4 ile devre dışı kalıyor arkadaşlar.
şurası stat mı acaba diyeceğim ama yok değilmiş. Ne yapıyorsun dayı? Allah Allah. Var mı başka gelen? Yok. Evet, küçük araba yanımızdan geçince hemen fren sistemi de devreye girdi. Burada bir de gemi var. Of, bir olay. Maşallah. Evet, biz tabii ki yerimize geldik arkadaşlar. Buradan biz bir sağ tarafa döneceğiz. Aynen şöyle. Evet, limana geçeceğiz arkadaşlar. Orada artık evet, şurada otoparka park edelim. Ondan sonra da artık bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Evet, burada şu Eurolines, evet, muhtemel hedefler. Evet, buradan Chris Cano'ya gidiyormuş. Neresiymiş Chris Cano? Ha, İsveç'e geçiyor. Evet, dilerseniz şöyle bir İsveç'e de bir geçelim. Evet, İsveç tarafında şöyle bir otoparkta dururuz. Videoyu da orada sonlandırırız arkadaşlar. Ben tabi yine video bittikten sonra şu Avusturya'yı bir kontrol edeceğim. Özellikle düzelme varsa belki bir bölümü orada bir çekerim. Alp Dağları'nda. Burada artık Amerikan Truck Simulator. Oo, tam da akşam saati, güzel oldu. Evet, biz de tabi şöyle bu güzel manzarada, vay vay vay. Evet, harika. Evet, bu güzel manzarayı tabii ki biz de şöyle bakalım. Aynen, burada yer varmış. Şu ileriye park edelim. Evet, şöyle bir duralım arkadaşlar olmazsa. Aynen, şöyle duralım. Nasıl olur? Sadece Dorse. Evet, burada en azından ben geceyi geçiririm arkadaşlar. Şöyle dış tarafa bir geçelim. Gerçekten de harika bir hava var. Görüyorsunuz. Sıfır kamerasıyla biz de şöyle bölümümüzü bitirelim. Aynen. Neyse. Şöyle mi yapsak acaba? Ya şu gemi de en azından gözüksün. Şöyle de yapabiliriz. Evet. Tam böyle kalsın. Evet. Aracımızı istop edelim. Evet. Şöyle tepe lambalarını da yaktık. Dörtlerimizi de yakalım. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Tabii ki hatta şöyle aksları da bir kaldıralım. Ö tuşuyla. Aynen. Şimdi stop edelim. Evet. Evet, 1.44 public beta, yani açık beta devam ediyoruz ikinci bölümümüzde. Evet, Iveco ile güzel bir yolculuk yaptık. İnşallah siz de sıkılmamışsınızdır. Şöyle güzel bir manzarayla geldik. Tam da böyle akşamüstü. Aracımız da gayet güzel. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Araç orijinal bir araç. Yani SCS'nin kendi aracı. Siz de yapabilirsiniz aynısını. Evet, videomuzu artık burada noktalıyoruz. Hepinize tekrar kocaman selam olsun. Hayırlı kandiller olsun. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.